Kızılırmak'tan mı? Bir başkadır aşığının tezenisi. Bir başkadır ozanının sözü. O kadar çok şey yazılı ki elimle, hangi birine akıl fikir erdirip de okuyacağım. Efendim, her hafta Şemsi Beylerin Adım Adım Anadolu isimli programına katılan, Çamşıhı türküleri söyleyen, bu dönemde Aşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Aşık Hüseyin'le tanışıp onların takdirlerini almış. Ondan sonra da kendi türkülerine dönmüş. Günümüzde halk müziğinin demeyeyim, günümüzde ozanlarımızın, yaşayan ozanlarımızın en büyüğü Sayın Mahmut Erdal. Kültürünün gereği, bu sanatlarda saygılı, demokrasi, Atatürk'ü gibi ülke ve devrimlerini yüreğine taşıyan Anadolu'nun güzel insanları, merhaba. Hepinizin noktası meselamda. Şunu itiraf edeyim ki, inanın yani, gerçekte 20 tavsiyonundan geldim, kendisi ben için geldim. Bravo. 1956 veya 57 pek hatırlayamıyorum. Köyümüze Ali Efendi diye birisi bir radyo getirdi. Batarya pilinden çalışıyordu. O radyoyu köyün hanımları görmeye giderdi. Böyle yapıp acaba insanlar bunu göresin de derlerdi. Arkasına geçerler. O yıllarda işte Ali Akkılıcı'nın hukuklanan haber sendeninde uzatarak günün duman durulmuş karşıki dağlar. O yıllarda ateşlendim, ayağımda kara lastik, bacağımda yamalı pantolon aldım sazeline, girdim kara trene Ankara'ya. Berat Buralta'nın oda çiğnisi, bizim kibirimiz onun evine konuk oldum aklımda Redice konusunda. Ve Refik Oralkan'da bir kart aldım, zaten sarsızlığı verilmek üzere. Tabii kartına beraber gittim, sazım aldım radyoya. Sordum Zafer Sarsızlığı'na, dediler ki, Zafer Sarsızlığı'na gelmedi. Tek yaşında burada, bekledim. Arada birkaç dakika gibi, bir iki saat geçti. Gözlükle kibar yaptığı bir içeri girdi. Efendim hocam çocuk seni bekliyor. Gel bakalım lan. Birine de sertçe yani. Çıktım. Efendim Kuraltan'ın meclis başkanımız olurlar. Kartını verdim çıraktım cebimde. Hiç kokmadan yırttı çıraktı. Yapmadım sazım dedi ama beni bir titretme oldu. Narif ikamiyle hasretim yani. Sinesin dağlamak bana mı? Garip bir bilgi de ahire zara, ahire de zarlar bana. Çaldım okudum dedi ki işte oğlum senin tavsiye kalkın bu işi. Akşam beni konuk etti, sabahleyin dedi konservatuvara geleceksin. Konservatuvar Ankara'nın şimdi Mamak Belediyesi olduğu gibi. Gittim şeyi tembih etmiş kapıdaki insanı. Ben aldı götürdü hocanın yanına. Davetli Kezbelli'yi çağırdı yanına. Dedi ki bak şu çocuk Çamşıhlı, yani Çamşıhlı derler ki Eylül yerdeki taş aldık birbirinden bulduğun zaman ya Ezgi oluşur, ya Türk'ü oluşur ya da Ağız oluşur derler. Kezbelli aldı beni götürdü odasına. Davetli ilk defa teyip orada gördüm. Orada neyim var, neyim yok, çaldığım, söyledim. Çamşıhlı'nı anlattım. Rahmetli bunu metin halinde yazdı. Döndüm ben memlekete. Her hafta Perşembe günü, adım adım Anadolu,
Oradan bir kılam yapıyordu. Sanki gelmiş bizim o köye eve gelmiş. Hasan Ağa'nın hesabı olmuş, Mehmet Ağa'yı görmüş. Bunları anlatırdı, sonra beni bir türkü söylerdi, çalıyordu. Ben diyorum ki hiç kimse güvenmesin, ne geçtiğine ne de varlığına. Her inişin bir yokuşu, her yokuşun da bir inişi. Sakın bu gençliğin bazı bir sanma, yıllar ile yakışıklar. Ola ki aynaya bazı dalganla yüz atlara buluşunca olmaz. Ömründe gün çalar bugün ve yarın, kazana dönüşür bugün cüzdanın. Bir alkaş altında göz kapakların günde bile kırışınca olmaz. Ağrılar baş verir sızılan kızın, sil kökerinle kuslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, yeşil bile dağılınca olmaz. Elinde avucunda yok ise malın, yavrum dostlarım sorulmaz halin. Toz toprak içinde saçın sakalın, birbirine karışınca olmaz. Geçmez kara günler, gam ile çiler. Elinde değil ki resimliyle. Yokuş şöyle dursun, düz yolda bile. Adım başı yorulunca olmaz. İşte Mahmud Erdal örnektir sana. Baki kalmış var mı Deyla Ağa? Bir doğuca kaçıp kara toprağa. Sağlık dostlar, sağlık dostlar.